Çekeriz efendim. Öncelikle Erdoğan'ın size karşı bu tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi yani ağzına sağlık, eline sağlık demesini beklemiyordum. Tabii çok yadırgayacağı şeyler söyledim. O yüzden de tabii ki Sayın Başkan bana katılmayacaktır, eleştirecektir. Fakat üslubu sorun oldu biliyorsunuz. Çok gazeteci arkadaşımız da bu açıdan tepki gösterdi. Özellikle yani çok hakaretamiz bir tabir kullanmış olmaz. Çok yadırgatıcısı. Fazla söylemeyecek bir şey yok. Şu an seçim çalışmalarıyla ilgili yani farklı bir görüşümüz falan varsa bildirebilirsiniz bize. Seçim çalışmalarında işte ben bağımsız aday bunları destekleyen platformun bunun bir bileşeniyim. Takım arkadaşlarımızla beraber. Evet, özellikle Güneydoğu'da bölgede nasıl seçim havası diye merak ediyordum. Zaten de destek olmak üzere de gelmeyi düşünüyorduk arkadaşlarımızdan.
geldik birkaç gün önce. Benim için çok öğretici oldu. Çok coşkulu bir hava var bölgede. Peki Nuray Hanım, şu anda bağımsız adayların, DTP'nin desteklediği bağımsız adayların sizin gördüğünüz kadarıyla atmosfer nasıl, nasıl bir atmosferde geçiyor? İşte çok coşkulu bir atmosfer olduğunu gördüm. Yani bağımsız adayların tabii büyük şehirlerdeki şeyini, geçim atmosferini gözlemek, izlemek başka bir şey. Bölgedeki atmosferi izlemek başka bir şey. O arada ne kadar fark olduğunu da. Yani yerel, ne kadar yerel bir coşku olduğunda buralarda daha iyi izleyebiliyor, gözleyebiliyor insan. Bugün MHP lideri Devlet Bahçeli Diyarbakır'da bir konuşma yaptı ve konuşmasında dedi ki ana dilinizi anayasa güvence altınıza aldığınız zaman bu sizin üstünüzdeki giysiyi aldı, üstünüzdeki giysiyi mi giydirecek? Veya işte Kürtçe eğitim yapıldığı zaman bu size ekonomi sorununu giderilecek mi? Veya bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendirelim? Tabii Türkiye'de yani özellikle Milliyetçi Hareket Partisi tabii o bakışı belli. Ama sadece Milliyetçi Hareket Partisi ile yani bu milliyetçi bir partiyle sınırlı değil mi görüşüyorsunuz? Yani MHP bunu çok daha net bir şekilde ifade ediyor. Ama biz bunu aslında çok daha geniş bir yelpazede görüyoruz. Yani Türkiye'nin batısında buradaki hissiyat, buradaki yaşayan insanlar neleri hissettikleri, neleri talep ettikleri, neleri umdukları, neleri özledikleri konusunda çok ciddi bir körlük var. Veya diyelim kopukluk var. Yani belki bir kısımda tabii yani çok iletişim kalınmış uzunca zamanlar çeşitli nedenlerden. Özellikle siyasi baskılar nedeniyle. O yüzden de yani biraz tabii siyasi bakış meselesi. Dolayısıyla yani bunun dışında çok fevkalade çarpıcı bulmadım doğrusu. Kendi yani zihin dünyasına göre bir değerlendirme yapmış. Teşekkür ederim.